erkekleri, erkeklerin onlardan beklediği şekilde sevmeye fıtraten mutlu edilmektedir. Erkekler aşkın aşk olarak yeterli olduğuna inanır. Kadınlar ise aşk konusunda faydacıdır. Bu alıntı Expat Rantings blogundan geliyor. Oradaki söylem kısa ama iç yüzü oldukça geniş. Umarım kızların umutsuz romantikler olduğu miti bir an önce ortadan kaldırılır. Herkesin, erkeklerin gerçekçi gibi davranan romantikler, kadınların ise tam tersi olduklarını bilmeleri gerek. Bunu özellikle düşündürücü buldum. Erkekler gerçekçi olmaya zorlanan romantiklerdir. Kadınlar ise kendi çıkarlarını, yani hipergami, gerçekleştirebilmek için romantizmi kullanan gerçekçilerdir. Bu, yutulması gereken bir ağız dolusu acımasız gerçeklikle dolu ve Thomasin'in 6. demirden kuralına güzel bir şekilde uyuyor. Thomasin'in demirden kuralı 6 der ki, kadınlar bir erkeği, o erkeğin beklediği şekilde sevme yetisinden tamamen yoksundurlar. Ve bu basitlik, erkeklerin durumu hakkında çok şey anlatıyor. Erkeklerin ya yüzleşmeleri ve kabul etmeleri gereken, ya da yüzleşmeyi başaramadıklarında hayatlarının geri kalanında, hayal kırıklıklarıyla ve inkar içinde delirmeye sürüklenmelerini sağlayacak olan yaygın bir nihilizmi doğru bir şekilde ifade ediyor. Kadınlar bir erkeği, erkeklerin onları idealize ettiği, yani yapabileceğini düşündüğü şekilde sevmeye muktedir değildir. Kadınlar, erkeklerden onların çıkarlarını kolaylaştırmak için yapmaları beklenen fedakarlıkları takdir edemedikleri gibi, bir erkeğin kendileri tarafından hangi koşul ve dinamiklere bağlı olarak sevileceğini farkına varamazlar. Bu, kadınların doğal bir durumu değildir ve ideal aşkını açıklamaya çalıştığı an, erkeğin idealizasyonu kadının yükümlülüğü haline gelir. Kız arkadaşlarımız, karılarımız, kızlarımız ve hatta annelerimiz bile bu idealize edilmiş sevgiye muktedir değildir. Rahatlamak, güvenmek ve savunmasız, açık sözlü, mantıklı ve açık olmak ne kadar güzel olsa da aramızdaki büyük uçurum, kadınların erkekleri, erkeklerin istediği gibi sevme kapasitesinin bulunmamasıdır. Fişe takılı bir beta için uyanışın bu yönüyle yüzleşmek çok zordur. Böyle bir erkek, bir kadının sevgisine ve yakınlığına hak kazanmanın ödülü olacağını umduğu şeylerle ilgili sürekli ve çoğu zaman travmatik olan bir tartışmayla karşı karşıya olsa bile yine de o Disney-vari ideale tutunacaktır. Bu aşk arketipinin en erken feminenleştirilmiş koşullanmamızdan kalma bir eser olduğunu anlamak çok önemlidir. Bunun mümkün olmadığını kabul edip o çerçevede yaşamak çok daha sağlıklıdır. Bir kız sizinleyse sizinledir, değilse de çok tatın. Kadınlar kendi tanımladıkları şekliyle sevmekten aciz değil, sizin anladığınız şekliyle sevmekten aciz. Bağlantı kurma ve duygusal yatırım yapma kapasitesinden yoksun değil, size ideal olarak uyacağını düşündüğünüz bağlantı kurma kapasitesinden yoksun. Uzun vadeli bir çiftin ilişkisinin başarısını tanımlayan sonuçta ortaya çıkan aşk, bu imkansızlığın anlaşılmasının ve bunun erkekler için ne olması gerektiğini yeniden hayal edilmesinin bir sonucudur. Erkekler daha baskın cinsiyet olmuştur ve öyle olmalıdır. Ama bunun nedeni hayalli bir ilahi hak ya da fiziksel güç değil, temel psikolojik düzeyde bir kadının sevgisinin, bizim bu sevgiyi bir kadının hipergamisine rağmen sürdürme kapasitemize bağlı olduğunu anlamamız gerektiğidir. Hipergami, derece sırasına göre bir kadının kimi sevip sevmeyeceğini, kendi fırsatlarına ve onu cezbetme kapasitesine bağlı olarak belirleyecektir. Aşkta erkekler. Bir keresinde bir kadın bana bir yorum dizisinde şu zararsız soruyu sormuştu. Erkekler gerçekten bir kadının kendisini sevip sevmediğini anlayamaz mı? Beklenceye gibi erkeklerin buna verdiği yanıtlar ve onun ardından gelen yorumlar, onun saflığından hafif bir rahatsızlık duymaktan, sadece anlamak istediği konusundaki samimiyetine inanmamaya kadar değişiyordu. Bununla birlikte erkeklerin bir kadının onları sevip sevmediğini gerçekten bilip bilmediğine dair orijinal merakın çoğu erkeğin, hatta menosferdeki erkeklerin bile düşündüğünden daha fazla ağırlık taşıdığını düşünüyorum. Bu yüzden yorumlarımı ve tartışmayı burada anlatacağım. Bir erkek bir kadının kendisini sevmediğini gerçekten anlayamaz mı? Hayır, anlayamazlar. Neden? Çünkü erkekler sadece kendileri oldukları için mutlu olabileceklerine, cinsel açıdan tatmin olabileceklerine, bir kadın tarafından takdir edilebileceklerine, sevilebileceklerine ve saygı duyulabileceklerine inanmak isterler. Gerçek romantikler erkeklerdir, kadınlar değil. Ama hipergaminin büyük tasarımı, erkeklerin romantik olanların kadınlar olduğuna inanmasını sağlar. Hipergami, doğası gereği kadınlara yönelik sevgiyi çıkarcı terimlerle tanımlıyor ve erkekleri, aşkın kendileri için ne olduğu konusunda tek nesnel karar verici olarak bırakıyor. Yani evet, erkekler bir kadının onları sevmediğini anlayamaz çünkü kadınların kendilerini düşündükleri şekilde sevebileceklerine inanmak isterler. Bir erkek okuyucu şöyle yanıt vermiş. Pekala, 6 numaralı kuralının yanlış olduğunu umuyorum ama bunun kanıtlarıyla henüz karşılaşmadım. Peki erkeklerin gözden kaçırdığı en büyük yalan, kadınların bu tarz bir sevgiyi sağlayamadıkları için, bizim bu enerjiyi hem cinslerimize paylaşmamıza engel olmaları mı?
Yani yanlarında savunması olabileceğimiz erkekleri bulup dertlerimizi ve sorunlarımızı sadece onlarla paylaşıp böylece kadınların evimizde yaratacağı sorunlara duygusal olarak hazırlıklı olmamız mı? Bu yüzden bu kadar çok kadın evliliğin veya flörtün erken safhalarında kocalarını veya sevgililerini erkek arkadaşlarından ayırma eğiliminde oluyor. Bu, kadının gerçekten kafasının karışık olduğunu varsayarsak ve ben yarı yarıya öyle olduğunu düşünüyorum. Kafa karışıklığının kaynağı da tam olarak budur. Kadınların solipsizmi, erkeklerin aşk kavramını kadının aşkı algılayışından daha öteye taşıyacaklarını fark etmelerini engelliyor. Dolayısıyla şu soruyu soruyor. Erkekler bir kadını onları sevip sevmediğini gerçekten anlayamaz mı? Bunun mutlaka büyük bir yalan olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece her iki cinsiyetin de aşk kavramında karşılıklılık eksikliği. Fakat eğer bu bir yalansa bile bu erkeklerin kendilerini söylemeyi tercih ettiği bir yalandır. Aradaki boşluğu birleştirmek. Tartışmanın ilerleyen kısımlarında Jackie, blokumda yer alan iki kadın yazardan biri, her iki cinsiyetin aşk kavramı arasındaki karşılıklılık eksikliği arasında köprü kurmanın ilginç bir yönünü daha gündeme getirdi. Eğer tüm bunlar bir kadının kavrayışının ötesindeyse, dolayısıyla kadın bu yetersizliği kendinde fark etse bile bunu telafi etmenin bir yolu yok mudur? Ya da bir kadın gerçekten bunun ötesine geçmeyi arzuluyorsa, bunu umutsuz bir mesele olarak görüp hiçbir şey yapmamalı mı? Yoksa bu idealize edilmiş sevgiye en azından biraz daha yaklaşabilmek umuduyla sürekli çabalamalı mı? Bu sevgiyi kavramak bizim için çok mu zor? İlk adama söylediğim gibi, bu daha çok her iki cinsiyetinde aşk kavramında karşılıklılık eksikliğinden kaynaklanıyor. Bir erkeğin bir kadının onu sevip sevmediğini belirleyemeyeceğine ilişkin asıl soru kadının sandığından çok daha derinlere gidiyor. Bence erkeklerin mavi haplı beta günlerinde yaşadıklarının çoğu hayal kırıklığı, öfke, inkar, yoksunluk, hiçbir kadının gerçekleştiremeyeceği bir fantezinin kendisine satıldığı duygusu. Tüm bunların kökeninde dışarıdaki bir kadının ve herhangi bir kadının onu nasıl sevmesi gerektiğini bildiğine ve yapması gereken tek şeyin o kadını bulmak ve bulduğu zaman o kadının kendisinden bekleyeceği söylenen şeyleri benliğinde somutlaştırmak olduğuna dair temel bir inanç yapmaktadır. Böylece kendisini sevdiğini söyleyen ve bunu gösteren bir kadın bulur. Ancak bu sevgi oğlumuzun bunca zamandır aklında olan şekilde değildir. Onun sevgisi hipergamik niteliklere ve performansa dayalıdır. Aralarındaki sevgi oğlumuzun olması gerektiğini inandırıldığından ya da kendini ikna ettiğinden çok daha koşulludur. Bir kadının onu bulduğunda onu nasıl seveceği konusunda uzun süredir kendisine öğretilen şeylerle karşılaştırıldığında onun aşkı ikiyüzlü, belirsiz ve görünüşte çok kolay kaybolabilir gibi görünür. Bu yüzden monogamik çabalarını kadının onu kendi kafasındaki konsepte göre sevdiği bir ilişkiyi inşa etmek için harcar. Ancak bu asla olmaz. Bu, onun sevgisini sürdürmenin ve aşk kavramına uymanın bir yandan da ara sıra onu kendi aşk kavramına çekme çabasının bitmek bilmeyen bir kuyruk kovalamacısıdır. Kızın sevgisini sürdürmesi için sürekli çabalamak, erkeğin nasıl sevilmek istediği konusundaki muhtaçlığından temellenir ve bu felaket yaratan bir hipergamik formüldür. Bu yüzden kadın ona olan aşkını kaybettiğinde, oğlumuz kelimenin tam anlamıyla kızın onu artık sevmediğini bilmez. Bu durumda mantıksal tepkisi, ilk kez bir araya geldiklerinde ona duyduğu eski sevgi koşullarını yeniden yaratmak olacaktır. Ancak artık bunların hiçbiri işe yaramaz. Çünkü bunlar gerçek bir arzuya değil, yükümlülüğe dayanacaktır. Arzu gibi sevginin de pazarlığı yapılmaz. Sonunda aşk hakkında ne düşündüğümü ve bunun cinsiyetler arasında nasıl aktarıldığının evrensel olmadığını kabul ettiğimde bu benim için uzun zaman aldı ve kendi fişimi çekmemin çok zor bir parçasıydı. Bunun gerçekleşmesi için gerçeklerin yüzüme çok acı verici bir tokat atması suretiyle aşılanması gerekti. Ancak sanırım bunun artık daha sağlıklı anlıyorum. Bu, yeniden öğrenmek zorunda kaldığım en çelişkili gerçeklerden biriydi. Ama eşimle, kızımla, annemle olan ilişkilerime dair bakış açımı ve geçmiş kız arkadaşlarıma dair anlayışımı temelden değiştirdi. Tekrardan soruya dönecek olursak, eğer tüm bunlar bir kadının kavrayışının ötesindeyse, dolayısıyla kadın bu yetersizliği kendinde fark etse bile bunu telafi etmenin bir yolu yok mudur? Ya bir kadın gerçekten bunun ötesine geçmeyi arzuluyorsa, bunu umutsuz bir mesele olarak görüp hiçbir şey yapmamalı mı? Bunun mutlaka imkansız olduğunu düşünmüyorum. Ancak bir kadının, erkeklerin ve kadınların ideal aşklarına ilişkin farklı konseptlere sahip olduklarının yeterince farkında olması gerekir. Ki bu da beklenmedik ve olası olmayan bir durumdur. En büyük engel kadınların bunu fark etmesi değil, erkeklerin bunu kendilerinin fark etmesidir. Yani varsayımsal olarak evet bunları yapabilirsin. Ancak sorun o zaman bu arzunun gerçekliği haline gelir. Aşk tıpkı arzu gibi yalnızca baskı altında olmadığında ve yükümlülük altına girmediğinde meşrudur. Erkekler aşk için aşka inanır. Kadınlar ise çıkarcı sever. Bu bir tarafın koşulsuz severken diğerinin öyle olmaması demek değil. Her iki cinsiyetin de sevgi koşullarının farklı olmasıdır.
bu kural üzerine birkaç not da ben eklemek istiyorum. Birçok erkeği karamsarlığa sürükleyen, kabullenmekte ve içselleştirmekte en çok zorlandıkları kural aslında budur. Ve kendimde de ben bunu yaşadım. Kırmızı hapı öğrenmede beni en çok zorlayan kural bu olmuştur. Aslında biraz daha derine indiğimizde bunun sebebinin erkeğin Matrix tarafından şartlandırılması olduğunu görürüz. Mavi haplı bir erkek ilişki dinamiklerini okuyamaz ve bir kadına sevgi objesi olarak bakar. Kadının bir insan ve kendi çıkarları olan bir canlı olduğunu unutur. Halbuki şu unutulmamalı, insanlar arası ilişkilerde her zaman bir çıkar meselesi söz konusudur. Sağlıklı ilişkilerde bu çıkarların korunumu mutarız bir şekilde yürür ama sağlıksız ilişkilerde ise ya bu çıkarlar gözetilmeden karşı tarafa saldırarak istediğini alma vardır ya da çıkar dağılımı dengesizdir ve ilişkinin dengesi sarsılabilir. Bilhassa kadın ve erkek ilişkilerinde de bu şey geçerli. Eğer bir erkek kadından sınırsız bir sevgi bekler veya kadına sınırsız bir sevgi verirse dağılımda dengesizlikler oluşur. Eğer erkek sınırsız bir sevgi verirse kadın diyecektir ki bu erkek benden daha düşük bir seviyede bir erkek çünkü bana sınırsız sevgi veriyor. Beni yüceltiyor. Demek ki ben bu erkekten daha üst seviyede bir kadınım ve daha iyilerini bulabilirim. Bu sebeple kadın erkekten uzaklaşmaya başlar. Tam tersi durumda da kadın erkeğin ilgi yaşlı olduğu kanısına varır, onu güçsüz olarak düşünür ve ondan yine uzaklaşmaya başlar. Bu sebeple ilişkilerde dengenin korunumu önemlidir ve bu dengeyi koruması gereken de erkeğin ta kendisidir. Çünkü kadınlar erkeklere göre daha güçsüz ve daha tepkisel ve duygusal varlıklardır. İşte bu nedenle ilişki deneyiminin yürütme daha rasyonel bir varlık olan erkeğin elinde bulunmalıdır. Aynı zamanda şunun da bilincinde olmak lazım. Bir erkeğin bir kadından beklediği şeylerle bir kadının bir erkekten beklediği şeyler, yani erkeğin kendi çıkarıyla kadının kendi çıkarları arasında çok büyük farklar vardır. Demin de bahsetmiştik, kadınlar erkeklere göre fiziksel olarak daha güçsüz, tepkisel ve duygusal canlılardır demiştik. Kadın aynı zamanda gelecekte çocuk sahibi olduklarında hem kendinin hem de çocuğun gerekli kaynaklara erişimli olacağını sağlam almak ister. Kadının evrimsel ihtiyaçları ve çıkarları da buna göre şekillenir. Bu sebeple erkeğin çıkarlarının ve kadınların çıkarlarının farklı olması sebebiyle yani erkeğin kadından beklentisi ve kadının erkekten beklentisi farklıdır. O yüzden birbirlerini sevme koşulları da farklıdır. Rasyonel bir erkek olarak bize düşen de bu çıkar dinamiklerinin farkında olmak, idealizme kapılıp koşulsuz sevmemek, çıkar dağılımında dengeli bir şekilde yürütmektir.